Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı Topraklarda ya? Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 23 Eylül 2019 Pazartesi Ulusal Kanal'da Türkiye'nin halkçı devrimci televizyonda televizyon gazetesine başladık. Ne var? vallahi birkaç önemli e, gündem maddesi var. E, onların üstünden gidelim isterseniz. Birisi e, Körfez'deki durum. E, bu durumla ilgili Yeni Şafak ilginç bir e, başlık atmış. Körfez ABD garnizonu oldu. 40 bin asker getirdiler son aylarda demiş. Körfez'in güvenliğini ABD değil bölge ülkeleri sağlar diye İran tarafından bir açıklama var. Bir başka başlık ise Aramco saldırıları İran'a karşı bir komplonun ipuçlarını veriyor biçiminde. Yemen'den meşru müdafaa eylemi olarak değerlendirilmiş, Yemen'in meşru müdafaa eylemi olarak değerlendirilmiş Aramco'ya yapılan saldırı Ali Rıza Taştelen tarafından Aydınlık Gazetesi'nde ee, çok daha çok daha ilginç bir yorum daha doğrusu haber şu. Amerika Birleşik Devletleri demiş ki İran'a. Ya bir, bir tarafı vuralım ses çıkarmayın bu işte böyle kapansın olsun bitsin. Ee, İran'da demiş ki vallahi vurun ama 10 katı şiddetle cevap veririz. Hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önceydi. Birkaç ay önce dediğim yani yıllık izinden önceydi. Bayağı bir önceydi. Demek ki Nisan ayında Mayıs ayında falan olabilir ya da ne bileyim arkadaşlar bulabilir de bunu. Bir Amerikalı gazeteci o sıralar e, Sihayı mı vurmuştu İran? Ne olmuştu bir şeyi indirmişti. E, Amerika'da vuracağız edeceğiz parçalayacağız falan demişti. E, ondan sonra da e, Amerikalıların İranlara e, dediği şuydu: Ya bize boş kimsenin zarar görmeyeceği bir alan gösterin, onu, onu vuralım, olayı kapatalım. Şimdi bu ikinci e, vuralım kapatalım olayı oldu. Ee, yani Amerika ne kadar bağırsa da çağırsa da Şahin Nesli şunu da yapsa bunu da yapsa İran'ı uğramıyor. Ama bu havadan yararlanarak Körfez'deki diğer ülkelere işte Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan e, daha fazla silah alın bak İran sizi tehdit ediyor diye Amerika ticaretine bakıyor bir taraftan da. Ee, bu arada Cumhurbaşkanı Amerika'da bazı gazeteler tarafından ABD'de ikna turu işte ABD Erdoğan acaba tekrar şeye mi dönüyor F-35'e mi dönüyor falan diye yorumlar var bir Erdoğan F-35'e dönemez iki dönse bile bir şey diyemeyiz çünkü F-35 bizim malımız biz ortağıyız onun yani Amerika onu bize satmak zorunda biz de almak zorundayız ha almasak daha iyi en iyisi milli savunma uçağı tabii ama S-400'den sonra Su-35 konusunda görüşmeler sürerken Türkiye'nin F-35'e dönme ihtimali yok. Ama şunu bilin F-35 bizim malımız alırsak da alırız parasını ödemişiz. Yani burada Erdoğan tekrar Amerika ile iş mi yapacak falan havasına girmeyin öyle değil o işler o kadar basit değil. Aa, Sözcü gazetesi ABD'nin PKK aşkı kabak tadı verdi demiş. Vallahi verdi verdi de bazen siz de ABD aşkına böyle bir geçici olarak kapılıyorsunuz. Kapılmayın. Size de böyle bir küçük bir olsun. Diyarbakır'da ailelerin eylemi devam ediyor. Aile tabii süre uzadıkça gerilim de artıyor. Eylemin süresi uzadıkça kalabalık arttıkça gerilim de artıyor orada. Sesler daha sert çıkmaya başlıyor. nitekim... ...aileler HDP binasına... ...ay yıldızlı bir şal asmışlar. Bayrağı temsil etmek üzere. Bir bir HDP'liden... ...ailelerden birine bir itiraf var. Oğlunu PKK'ya verdik diye. Yine ailelerle ilgili... ...diğer haberler Yeni Şafak'ta, Sabah'ta... ve starda var. Onlara da bakacağız. Burada bunlar olurken... ...Avrupa'da ve Türkiye'de... ...eş zamanlı bazı toplantılar yapılıyor. Avrupa'da... ...yapılan toplantılara... CHP'liler de katılıyor, İşte bir CHP milletvekili. Vallahi biz burada arkadaşları daha iyi tanıdık. İttifakı güçlendirmemiz lazım diyor. HDP-CHP ittifakının güçlendirilmesinden bahsediyorlar. Ama oradaki toplantının sonuç bildirgesinden de çıkan şu, yani HDP-KK toplantısının sonuç bildirgesinden çıkan şu, Türk Anayasası esas alınmayacak. Bu topraklarda Türk Anayasasına esas alınmayacaksa, almayacaksanız kimse sizi dikkate almaz. Hiç kimse sizi dikkate almaz. Çürür gidersiniz bir tarafta. Yavuz Ağır Alioğlu, İyi Parti'nin önemli adamlarından. Genel Başkan Yardımcısı zannediyorum. CHP CHP'leşiyor demiş. E, CHP tarafına, "Evet, bu ne bir e, ve İyi Parti'de şöyle bir e, kanat var. Biz e, CHP böyle giderse CHP ile birlikte olamayız. İttifak dediysek o kadar da değil." havasında e, CHP'liler yine e, HDP-PKK ile e, HDP e, görüşmelerini ve ittifaklarını güçlendirme çabalarını sürdürürken bir yandan da IMF ile gizlice görüşüyorlar ve tabi tepki alıyorlar. E, aldıkları tepkiyi de vereceğiz. E, bir taraftan işte PKK nasıl bir tehditse FETÖ e, aynı şekilde bir tehdit çünkü o da bir terör örgütü. E, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir raporu var FETÖ yeniden yapılanıyor diyor ona bakacağız. Ee, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Aslan'ın Dikkat edin her yerdeler diye Amerikan kamuoyuna yönelik bir e, Açıklaması var Buna bakacağız Meral Akşener demiş ki bu maklubeyi Kaşıklayanları değil pişirenleri biliyorum E niye söylemiyorsun e, Abla söyle Maklubeyi Kaşıklayanları değil pişirenleri biliyorum Bakın artık Ben şunu biliyorum ben bunu biliyorum deme Dönemi yok Betullahçı terör örgütünün bir terör örgütü olduğu, Amerika'nın casusluk ve operasyonel bir örgütü olduğu Türkiye'de biliniyor mu biliniyor? Bunlar darbe yapmaya kalktı mı kalktı? Bu örgütün bir şeyini biliyorsan da söylemiyorsan, örgütün şeyini paylaşıyorsun, sırlarını paylaşıyorsan suç işliyorsun demektir. Meral Hanım, ben maklubeyi kaşıklayanları değil pişirenleri biliyorum derken bunu söylemek zorundasınız. Lütfen söyleyin demiyorum. Söylemeye mecbursunuz. Söyleyin bilelim. Tabii ya Allah Allah. Başka e yine Avrupa Birliği ile e, PKK nasıl bu ara Amerika ile çok aşna fiş neyse e, FETÖ'de Avrupa Birliği ile e, fazla bir mesai içinde e, CHP'nin 19 Mayıs kutlamalarını birlikte yapalım dediği Kati Piri Avrupa Birliği'nden FETÖ'cülerle aleni fotoğraf çektirebiliyor. Kırmızı bültenle aranıyor adama. Onunla fotoğraf çektiriyor, sosyal medya pay medya paylaşımları yapıyor falan. Şimdi şöyle düşünün, Hani Duran Kalkan'la fotoğraf çektirmiş ve sosyal medyada PKK terör örgütü değil mi? Duran Kalkan aranmıyor ama aranıyor. Suç değil mi? Suç. E bu adam da, Katipir'in fotoğrafını çektirdiği adam da bir terör örgütünün Fethullahçı terör örgütünün en önemli elemanlarından biri. Kırmızı bültenle aranıyor, kadın bunu paylaşıyor. Ve ondan sonra biz Avrupa Birliği diyoruz değil mi? Amerika diyoruz. Yani celladına aşık olmak böyle bir şey herhalde. Ama bunda bir kere daha söylüyorum. CHP'nin de vebali var, İyi Parti'nin de vebali var, Refah Partisi'nin de vebali var, Saadet Partisi'nin de vebali var. Güzelleştiriyorlar. Yakında Selahattin Demirtaş'ı haklı bile çıkarır bunlar. Söylemedi demeyin. Bir başka konu, arkadaşlar Ergen'e konu bulduk. Vallahi de bulduk, billahi de bulduk. Bak sabah sabah yemin etmedi. Var ya o hani Türklerin demirden dağı eritip Tekrar dünya üzerine yayılmaların efsanesi, Ergenekon efsanesi. Oradaki Ergenekon efsane değil, orası bulundu. Sizlere göstereceğiz. Ha bu arada işte Avrasyacılık tartışmaları, şunları bunları falan da çıkıyor e, arada. E, Avrasyacılık nedir biraz ona da değinmeye çalışıyoruz. Sadece gündemi vermek 10 dakika tuttuysa program kiminin nasıl bir şey olacak? E başlayalım o zaman hadi bakalım. Hadi Esra yönetmenim hadi. Körfez'den başlayalım dedik, oradan başlayalım o zaman. Körfez, ABD'nin garnizonu oldu demiş Yeni Şafak Gazetesi'nin 8. sayfasında bir haber. E nasıl olmuş? Şöyle olmuş. 40 bin asker yığmış Amerika Körfez'e. E diyeceksiniz, Körfez Amerika'nın ne alakası var? Geliyor adam işte, emperyalizm bu, düşmanlık bu. ABD, İran tehdidini bahane ederek petrol ve doğalgaz zengini Körfez'e askeri garnizona çevirdi, Afganistan hariç. Bölgede 40 bine yakın asker görev yapıyor 1990'daki Körfez Savaşı'nda. Kuveyt'e yerleşen ABD'nin ülkede 13 bin askeri var. Katar'da 13 bin, EET 26, Bahreyn'de 7 bin var 33. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 bin askeri var 38 bin. Pentagon petrol devi Aramco'ya yapılan saldırının ardından Suudi Arabistan'a dönüş hazırlığı yapıyor imiş. Yani Suudi Arabistan'a da ayrıntısı var mı arkadaşlar varsa ayrıntılarına bakalım hemen. Suudi Arabistan'a da asker çıkartıyor. 40 bin asker yığdı demiş iç sayfada, 8. sayfada. ABD yönetimi İran tehdidi bahanesiyle Orta Doğu'da Körfez bölgesini adeta askeri gardım dönüştürdü. Sentkom görev alanı dahilindeki bölgede Afganistan hariç 40 bine yakın ABD askeri görev yapıyor. Kuvvet, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuştuğu ABD güçleri bu ülkelerdeki üstleri kullanarak bölgesel operasyonlar düzenliyor. ABD'de Trump yönetiminin Orta Doğu'ya daha fazla askeri takviye yapma kararı bu ülkenin bölgedeki askeri varlığını bir kez daha tartışmaya açtı. ABD her gün dünya petrol rezervlerinin %50'sine ve doğalgaz rezervlerinin %40'ının bulunduğu Körfez bölgesindeki askeri varlığını İran'ın ve bölge ülkeleri arasında yaşanan krizi bahane ederek büyütmeye devam ediyor. Amerika merkezli Axios internet haber sitesinin derlediği son güncel bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'dan sorumlu birim Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın CENTCOM emrinde bölgeye, bölgede 60 bin ila 70 bin arasında asker bulunuyor. Bu askerlerin 14 bini sadece Afganistan'da görev yapıyor. Afganistan'daki asker sayısı düşüldüğünde geriye kalan askerlerin neredeyse tamamının Körfez bölgesine yığıldığı görülüyor. Körfez bölgesindeki 4 ülke Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ben bu 4 ülkeyi de devlet kabul etmem. Bunları Amerikan şirketleri yönetiyor. O çok içtiğiniz gazlı içecekler var ya. Onların falan şirketleri yönetiyor bunları. E, 40 bin askeri bulunuyor. Pentagon olası bir İran saldırısında bölgeyi 120 bin askeri e, konuşlandırmaya yönelik bir planı Beyaz Saraya daha önce sunmuştu. Şimdi buradan ne sonuç çıkıyor? Yani basit olarak bakarsak, düz olarak bakarsak Amerika İran'a girecek. Girer mi? E, girer. Yani girer girer e çıkar mı çıkamaz. Bakın Amerika'nın İran'a her zaman girme ihtimali var. Çıkma ihtimali var mı sıfır. Daha doğrusu sadece İran'dan değil Orta Doğu dedikleri Batı Asya'dan çıkma şansı var mı e bir tek şekilde var yatay olarak çıkar. Yani tabut içinde. Amerika bunu bilir mi bilir. Buna rağmen girer mi? Girmez. Peki bütün bu askeri yığınak ne? Aslında bunların hepsi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bilmem ne şurada, buradaki ABD hakimiyetini sağlamak ve onları korkutarak daha fazla silah satmak, daha fazla petrol almak. Onların petrolüne daha fazla el koymak. İran'ı bir şey olarak kullanıyor. Korku noktası olarak kullanıyor. İşte Suudi Arabistan'ın Aramco tesisleri vuruldu. Amerika girdi mi giremedi. Girecek mi girmeyecek. Ne diyor? Daha çok silah satayım ben size diyor. E silah satsa ne olacak? Bakın arkadaşlar. Batı Asya çok ilginç bir yer. Gerçekten ilginç bir yer. Şimdi Suudi Arabistan'da dünya kadar silah var. Yemen dediğiniz şu kadarcık bir ülke. Niye bir zafer elde edemiyor orada? E Yemen savaşıyor. E yani, Suudi Arabistan savaşmıyor mu? Savaşmıyor. Savaşmıyor mu? Savaşamıyor. Niye? Bakın, e, Teknofest'e gittiniz mi bilmiyorum ama televizyonlardan görmüşsünüzdür. <laughs> Türk pilotlarını gördünüz mü? Harikalar yarattılar ya. Ben bölgede oturduğum için evin penceresinden bile bakınca gördüm. Kaldı ki oğlanın okulu hemen havaalanının dibinde onu almaya gittiğimde her halükarda gördüm. Türk pilotları harikalar yarattılar ve o pilotların karşısında o uçaklarla kimsenin durabilme şansı pek yok. Niye? Çünkü bizim pilotumuz asker. Daha 13-14 yaşında asker oluyor. O askeri ruhla yetişiyor, savaşçı ruhuyla yetişiyor ve savaşıyor. E Suudi Arabistan'ın askerlerine bir bakın asker mi? Değil. Asker ruhuyla yetişmiyor. Aslında başka bir sosyolojiden geliyor. Ben giderim iki saat uçak kullanırım diyor. Ondan sonra giderim hayatıma bakarım. Türk pilot öyle değil ki. 24 saat asker. Ve siz Suudi Arabistan pilotundan, Suudi Arabistan askerinden savaşmasını bekliyorsunuz. Savaşmaz. Hep bekler Amerika benim için savaşsın. Amerika da onun için savaşmıyor. Bu kadar basit. Ve netice itibariyle Amerika Suudi Arabistan'a dönüyor. Pentagon 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında çekildiği Suudi Arabistan'a da dönme hazırlığı yapıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper önceki gün Riyad yönetiminin talebiyle ABD ordusunun Suudi Arabistan'ın kritik altyapı tesislerini koruma amacıyla görev alacağını duyurdu. Buyur. Sen gel beni koru diyor. Bağımsız, müstakil bir devlet. Böyle bir şey talepte bulunur mu? Bakın Suriye'nin durumuyla ayrı. Suriye'ye 20'den fazla ülke 200 binden fazla ipsiz sapsız terörist göndermiş. E Suriye burada tabii ittifak arayacak. Ama Suudi Arabistan hiç. Kendini koruyamayan bir ülke. Öyle bir şey. Ha Amerika buraya o kadar asker yığıyor da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Aksine kendi karşısına bir ittifakı oluşturuyor istemeden. İran ne, ne dedi geçen ay Ruslara? Gelin Körfezi birlikte koruyalım. Şimdi İran ne diyor? Körfez güvenliğini ABD değil bölge ülkeleri sağlar diyor. İşte doğrusu bu. Bölgedeki kim var? İran var, Rusya var, Türkiye var, Irak var. Bunlar sağlayacak. Evet arkadaşlar, ee, ne demiş? İranlı yetkili körfez güvenliğini ABD değil bölge ülkeleri sağlar. Neredeymiş? Aydınlık onda. Bakalım hemen. Evet. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tüm komşulara dostluk elini uzattıklarını ve onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazır olduklarını belirterek onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazır olduklarını. <laughs> Bu da güzel. Belirterek ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor dedi. Ruhani ABD'nin körfez ülkelerine ek asker gönderme kararını eleştirdi. Basra körfezinin güvenliği konusunda ülkesinin öncülük edeceği bir planı bu hafta Birleşmiş Milletler'e sunacaklarını açıkladı. Ruhani İran-Irak savaşının 39. yıl dönümüyle eş, eş zamanlı olarak başkent Tahran'daki Hümeyni Türbesi'nde düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu. İran'ın bölgenin barışından yana olduğunu yineleyen Ruhani, tüm komşulara dostluk ve arkadaşlık elini uzatıyoruz. Onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazırız. ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor ifadelerini kullandı. Ruhani bu sene Birleşmiş Milletler görüşmelerine Ümit Koalisyonu Bölge için Barış ve Hürmüz Barış İnisiyatifi sloganlarıyla katılacağını belirtti. Ruhani yabancı güçlerin varlığının bölge su yolları, gemicilik faaliyetleri, enerji ve petrol güvenliği için tehlikeli olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde de Ruhani'nin bu yıl Birleşmiş Milletler'de İran'ın bölge ülkeleriyle işbirliği içinde Basra Körfezi ve Umman Denizi'nin güvenliğini sağlayabileceği konusunda bir plan sunacağız dedi. Yani Amerika orada Birleşik Arap Emirlikleri ile işte e, Suudi Arabistan'la falan bir cephe kurmaya çalışıyor ama ee, örneğin e, İran'da e, kendi cephesini kurabiliyor. Ayrıca Amerika'nın kurmaya çalıştığı cepheden kaçanlar var. Mesela tamam e, başta yanaşıyor ama Mısır çekildi kenara. Ben yokum dedi. Çekildikten sonra ne oldu? Mısır'da, Kahire'de tekrar göstericiler e, alanlara inmeye başladı. Sisi'nin sonu falan başlıklar atılıyor. Yani o cepheleşme var ve e, İran hayır ABD burası için tehlikelidir. Biz kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarız diyor bölge ülkeleri olarak. Burada ne düşüyor? Burada Ruhani'nin söylediği bütün bölge ülkelerine elimizi uzatıyoruz. Sözleri ders alınacak konu olarak düşüyor. E bizim de buradan alacağımız bir ders var. Nedir bu ders? Biz de mesela Suriye ile dostluğumuzu derhal tekrar devreye sokmalıyız. Elimizi uzatmalıyız. Çok deneyimli bir diplomat Onur Öğmen konuya temas etmiş. Onur Öğmen Türkiye Suriye ile işbirliği yapmaya mecburdur demiş. Türkiye Suriye ile teröre karşı işbirliği yapmalı demiş. Onur Öğmen, emekli büyükelçi Onur Öğmen, Suriye'nin Türkiye'den sonra PYD-YPG'yi terör örgütü sayan ikinci ülke olduğunu belirterek Türkiye ile Suriye arasında Adana mutabakatı çerçevesinde teröre karşı işbirliği yeniden başlatılmalıdır dedi son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerin ciddi sonuçlar doğurabilecek boyutta olduğunu dikkat çeken Öğmen, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılar o ülkenin petrol ihraç kapasitesine darbe vurmuş ve petrol fiyatlarında büyük yükselişlere yol açarak dünya enerji piyasalarını etkilemiştir ifadelerini kullandı. Öğmen, Amerika'nın saldırıdan İran'ı sorumlu tutan demeçleriyle o ülkenin hedeflerine karşı askeri müdahale ihtimalini gündemde tutmaya devam etmekte olduğuna işaret etti Öymen. Suudi radar ve savunma sistemlerinin bu saldırıyı engelleyememiş olması, bu ülkenin yaptığı büyük askeri yatırımların yeterince etkili sonuç vermediğini göstermiştir dedi. Burada bir ikinci nokta var. Şu, ee, ne dedik? Ee, Suudi Arabistan'ın pilotu pilot değil ki, pilot gibi yaşamıyor ki, asker gibi yaşamıyor ki savaşsın. Ha Suudi Arabistan'ın Mesela bakın, savunması, hava savunması e, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ndedir. Ama bu tür tesislerin savunması bir başka kurumuna ait. Aralarında bir koordinasyon da yok. İkinci bir şey, e, bunların eline değil Patriot, S-400 varsa bunlar yine kullanamadıktan sonra kendilerini koruyamazlar. Şundan, öyle bir açıyla yerleştirmişler ki, hani dört cepheden de gelebilecek en azından 360 derece olmasa bile 180 dereceden gelebilecek tehditlere karşı bir konumlanma değil o. Yani savunma uzmanlarıyla konuşuyoruz diyoruz. Hayır abi diyorlar bunlar 90 derece bile değil diyor bunların koruması. E sen en baba silahı, en iyi savunma sistemini ver bunların eline kullanmadıktan, kullanamadıktan sonra ne olacak? Diğer önemli bir gelişmenin Suriye ile ilgili temaslar ve alınan kararlarla ilgili olduğunu belirten Öymen şöyle sürdürmüş. Suriye'nin ilk defa PYD, YPG'yi bölücü terör örgütü olarak ilan etmesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Suriye, Türkiye'den sonra bu örgütü terör örgütü sayan ikinci ülke olmuştur. Bu gelişme Türkiye ile Suriye'nin Adana Mutabakatı çerçevesinde işbirliği yapma fırsatı yaratabilir demiş. Bence de öyle. Bence de yaratabilir. Ama ortada bir sıkıntı var. Sıkıntı ne? E, Esed, katil Esed, halkını katleden Esed, binlerce insanın katliamından, bunu sözcü bile böyle yazdı ya. Binlerce insanı öldüren Esed diye yazdı. E katil Esed ne yapacağız şimdi? Nasıl sıkışacağız buna? Bakın ben size e, Beşar Esad'ın Şam sokaklarında bizzat kendi halkına yaptığı işkenceleri, katliamları göstereceğim şimdi. Olmaz ki böyle canım. Bu adamla nasıl barışacaksın? Bakın buyurun işte. Buyurun. Gördünüz değil mi? Mahvetti halkını ya. Yıktı, yıktı. Kan içinde bıraktı. Ya adam gülüyor, eğleniyor kendi insanıyla. Bakın bir tane koruma var mı? Ben buradan bak Türkiye'de çok korumayla dolaşıyor falan anlamında söylemiyorum. Siz bu adamı Orta Doğu'da kanlı bir diktatör olarak ilan ediyorsunuz ve bu yüzden Türkiye ile Suriye'nin barışmasına karşı çıkıyorsunuz. Olmaz ya. Bu mu katil Esed? Bu mu diktatör Esed? Bu mu insanların katleden Esed? Ayıptır be. Mecbur Suriye ile Türkiye el sıkışacak. Kardeşlikten başka çaresi yok. Bir ara veriyoruz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Ne Turan abiymiş ya. Yani 6 Eylül'den bu yana, bugün ayın 23'ü, 17 gündür sokakta kim görse Turan abi nasıl? Turan abi nasıl? Turan abi ne yapıyor? Bakın dün Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nın kahvaltılı basın toplantısına gittim. Hangi gazeteci olsa orada, ya Turan Bey nasıl? Bir gelişme var mı? Sokakta yürüyorum, Turan abi nasıl Halil Bey? İyi iyi diyorum. Aman ha! En sonunda Turan abiden bir mesaj alabildik. Şöyle bir e, haber gönderdi Turan abi. Can dostlarıma, 6 Eylül'de Siyah Mersek Hastanesi'nde geçirdiğim ciddi ameliyat sonrasında aynı hastanede tedavim sürüyor. Bu süreçte gösterdiğiniz yoğun dayanışma için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Başarılı geçen ameliyat ve tedavi süreci evde devam edecek ama bir süre daha ziyaretçi kabul etmemem isteniyor. Telefon ve mesajlarınıza da yanıt veremeyeceğim. Büyük dayanışma ile da. verdiğiniz güç ve iyi dilekleriniz için tekrar teşekkürler. İçten sevgi ve saygılarımla. Turan Özlü. Şimdi rahatladım ben işte ya. <laughs> rahatladım. Hatta dün gidelim dedik bir arkadaşımla görmeye. Bir süre daha gelmeseniz iyi olur dedi arkadaşlar. E tabii ağır bir ameliyattı. zor bir ameliyattı. Ama yine böyle gülümsecek Turan abi bizlere. Şu anda izliyor olsa, Turan abi izliyor musun? İzlemez mi? Ulusal Kanalı kaçırır mı? Televizyon gazetesini kaçırır mı? Turan abi iki kravat alacağım var. Her ay maaşından kendi cebinden parasıyla bana kravat alır Turan abi ya. Turan abiye buradan hepiniz adına hepinizin sevgilerini selamlarını gönderiyorum. Bu bir. İki bir duyurum daha var. Arkadaşlar biliyorsunuz ulusal kanal böyle arkasında bir holding olmayan, arkasında uluslararası sermaye olmayan sadece ulusal gönüllülerinin, ulusal kanal ortaklarının ayakta tuttuğu bir kurumdur. Ve ulusal kanal izleyicilerinin. Ve benim Ulusal kanalda çalışan çok değerli arkadaşlarımız. Her türlü zorluğa göğüs gererek, her türlü fedakarlığı göstererek çalışıyorlar. İnanın gerçekten. Bugün buradan aldıkları paranın 10 katını dışarıda herhangi bir televizyondan alabilecek adamlar hanımefendiler, burada belki 5'te 1'e, belki 3'te 1'e çalışıyorlar. Niye? İnandıkları bir şey var. Milletin televizyonunu ayakta tutmak diye bir şey var. Ama bu inanç sadece benim arkadaşlarımda değil, buranın ulusal kanalın elemanlarında, personelinde değil. Ulusal kanal izleyicilerinde de var. Bakın aylardır yemekhanede e, doğru dürüst yemek çıkaramıyorduk. Bazen günde bir çorbayla olduk bütün günü Ama bunun farkına varan üretici dostlarımız, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, ellerinden geleni yapmaya başladılar. Bir örnek vereceğim size. Domates salçası 65 kilo, biber turşusu 30 kilo, kuru soğan 50 kilo, patates 50 kilo, taze fasulye 56 kilo, limon 20 kilo, zeytin 13 kilo, sıvı yağ 20, 20 litre. Kesme şeker 20 kilo. Kırmızı mercimek 25 kilo. Bulgur 24 kilo. Çay 12 kilo. Teslim eden Aslan İnce Yürek. Teslim eden İbrahim Tekdemir. Teslim eden Ahmet Aygün Ata. Teslim alan Devrim Küftüoğlu. Devrim bizim idare müdürümüz. Bu arkadaşlar Orhaneli İznik ve Karacabey. Orhanili, İznik ve Karacabey'den üreticiler. Ulusal Kanal böyle ayakta duruyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda bu kanalın yayınının sürmesi için yapılan bu önemli destekten Ulusal Kanal izleyicileri de yararlanıyor. Onların adına da teşekkür ediyorum. Aslan kardeşime, İbrahim kardeşime, Ahmet kardeşime, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi söylüyorum ve bunun gibi e, onlarca arkadaşımız bu destekte bulunuyor. Onlar mesela bir torba tarhana, şöyle şu kadar bir torba tarhana. E ne yapsın başka bir şey yok. Almış onu getirmiş Selime kardeşimiz. Kışlık imecesi tarhana demiş. Biz para biriktirmiyoruz kardeş. Biz gönül biriktiriyoruz. İnsan biriktiriyoruz. Ve o insanlar ulusal kanala böyle sahip çıkıyor. Ama ulusal kanalda bütün arkadaşlarım ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın bu kanal basıldığında bir tane gazeteci yoktu burada. Bir Rıza abiyle Mustafa Dolu geldiler kanalın önüne bizi de alın dediler. Onun dışında o büyük her sene böyle ödüller alan bilmem ne gazeteciler telefonlara bile çıkmadılar. Altın kelebek sahipleri tek laf bile etmediler. O sıralarda burası neydi? Aman her gün operasyon yapılan bir yerdi değil mi? Ama biz ne dedik? Bu düzen değişecek, bu devir değişecek. Ne olacak? Bunlar yıkılacak dedik. Silivri duvarlarını yıkacağız. Fetullahçı dalgayı indireceğiz. Bitireceğiz onları. Kılından çıkmış bir, kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz dedik. Ve şimdi artık ulusalcıların, milliyetçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin dönemi başlıyor. Bu her alanda, her alanda gündeme giriyor. Bakın hiç aklınızdan geçer miydi? Ulusal kanalın 6 programı, 6 programcısı Hürriyet'in, Kelebek Eki'nin her yıl verdiği, 45-50 yıldır veriyor bunu, her yıl verdiği Altın Kelebek ödüllerinde bu yıl aday gösteriliyor. Hiç aklınıza gelir miydi? Nasıl yani? En iyi gündüz kuşağı programında. Nasıl yani? Gülgün Feyman, Ulusal Kanal. Gülgün Feyman'la gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Bunlar yavlar yakar girilen listeler değildir başkaları gibi. Ulusal Kanal zorlamış ve girmiştir. En iyi kadın sunucu, Gülgün Feyman, Ulusal Kanal. En iyi erkek sunucu, Can Karadut, Ulusal Kanal. En iyi kadın haber sunucusu Seda Anık, Ulusal Kanal. En iyi erkek haber sunucusu Murat Şahin, Ulusal Kanal. Hepsine helal olsun. Hepsini tebrik ediyorum. Ama bunların seçilebilmesi için arkadaşlar internetten sizin destek vermeniz lazım. Arkadaşlarımız bu daha çok yeni bir olay. Dün ortaya çıkan bir olay. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Nasıl oy vereceksiniz? Nasıl Gülgün Feyman'ı? Nasıl Can Karadut'u? Nasıl Seda Anık'ı, nasıl Murat Şahin'i birinci yapacaksınız o yarışmada? Bunun yolunu gösterecekler size ve bu arkadaşlarımız burada birinci olacaklar. Ha bir de şey var. Adaylar adaylar arasında en iyi haber program televizyon gazetesi Ulusal Kanal. Bundan sonrası artık görev sizde. Ulusal Kanal izleyicilerinde. Biz elimizden geleni yaptık. O çemberleri zorladık. Zorladık, zorladık, iş buraya kadar geldi. Artık görev sizde. Bunu da arkadaşlarımız yaptıkları çalışmaları sunacaklar bu ekranlardan sizlere ve Ulusal Kanal'ın internet sitesinden, diğer yayın organlarından. Ben bekliyorum. Bu arkadaşları burada birinci yapacaksınız. Hep beraber olacak bu işler. De, hadi bakalım. Nerede kaldık? Hadi. Program... Şu körfez işini bir bitirelim. Orada bir iki şeyimiz daha kaldı. Hep bu Aramco saldırısı yüzünden İran hedef gösteriliyor ya son dönemde, son bir hafta on günde. Aramco saldırısında İran'a komplo işaretleri var. Bunu hiç söylemiyoruz. Tayvan National Change Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Sancar İmer. Sancar Hoca Tayvan'a mı gitti? <laughs> Sancar İmer Aramco saldırısında milyarlarca dolarlık radar ve füze sistemlerinin İHA ve seyir füzelerini yakalayamamasının kasıtlı olduğunu söyledi. Profesör Doktor Sancı Rimer, Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerini İHA'larla ve seyir füzeleriyle vurulmasının ardından tırmanan ABD-İran-Suudi Arabistan gerilimini değerlendirdi. Saldırının İran-Suudi savaşını başlatmak isteyen güçlerce tertiplendiği yönünde ciddi şüphelerin ve komple işaretlerinin olduğunu öne süren Profesör Doktor İmer şöyle devam etti. Bu son derece komplike bir olay. Bir taraftan seçime giden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bir taraftan İran'ı vurmak isteyen ABD hükümetinin şahin kanadı, bir taraftan da petrol fiyatlarını yükseltmek isteyen güçlerle ilişkili olabilir. Çünkü Suudilerin modern hava savunma sistemlerinin saldırıyı tespit edememesi büyük şüphe uyandırıyor. İmer rafinerinin vurulmasının İsrail'in seçim sürecinde olmasının düşünülmesi gereken bir husus olduğunu söyledi ve dedi ki, Kimden geldiği henüz belli olmayan bu saldırıyla ilgili birçok soru işaretleri var. Netanyahu hatırlarsanız Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail toprağı haline getireceğini, Ürdün vadisini İsrail topraklarına katacağını söylüyordu. Seçim sürecinde Netanyahu her şeyi denedi fakat sonuç alamadı. Trump'ın İranlıların yaptığına dair kesin delil yok açıklamasına rağmen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun daha ilk anda İran'ı suçlaması bu saldırının ABD hükümetinin Şahin kanadı tarafından kullanıldığı şüphesinde doğuruyor. Saldırıda kullanılan İHA'ların ve seyir füzelerinin İran teknolojisiyle üretildiği söyleniyor ama teknolojinin İran'a ait olması bu saldırının İran tarafından yapıldığı anlamına gelmez. Zaten Yemen'deki savaştan dolayı Suudi Arabistan'a zarar vermek isteyen Husiler bu işi üstlendiler. Kesin deliller yok henüz araştırıyorlar. Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamalarda kesin olarak İran'ı suçlamıyor ve mesafe koyuyor. Çünkü bir İran-Suudi Arabistan savaşını Suudlar da istemiyor. Dolayısıyla başka birileri bunları harbe sürüklemeye çalışıyor. Yani burada bir komplo olabilir demiş. Sencerimer doğru mu söylemiş? Doğru söylemiş. Çok da iyi yapmış. Peki Amerika vurur mu? Vurmaz. Ya nereden ça? Vurmaz. Vurmaz. Niye? vurmuş gibi yapar. Vurmuş gibi yapmak ister. Hatta bunu dile de getirir. Birkaç ay önce bir Amerikalı gazeteci bunu yazdı. Yanılmıyorsam İran Amerika'nın bir İHA'sını düşürmüştü. Bunun üzerine Trump çok kızdı. Şahin Kanat çok kızdı. Vuracağız dedi. Darmadağını bekledik bekledik bir şey olmadı. Sonra bir Amerikalı gazeteci o günlerde işte bayağı birkaç ay oldu. Bir haber yaptı. Dedi ki Amerikalı yetkililer İranlı yetkililere demiş ki, e ee, ne demiş? Valla bize bir boş yer gösterin İran'da. Orayı vuralım, tamam İran'ı vurduk diyelim bu iş kapansın demiş. Şimdi aynı tiyatro, aynı hikaye yine. Nerede bu Yeni Şafak'ta? Diyor ki ABD vuralım, ses çıkarmayın. İran vurursanız on mislini yersiniz. İran ABD'den gelen skandal teklifi açıkladı. Tüm General Musevi, ABD'nin Tahran'a biz bir noktayı vuralım, ses çıkarmayın, konu kapansın mesajı gönderdiğini iddia etti. Musevi buna eğer bir vurursanız on yersiniz şeklinde cevap verildiğini söyledi. Şimdi sizce bu Amerika vurur mu? Hı? Bence vurmaz. Ee, ABD'nin Aramco saldırısı için suçladığı İran'a e, İran İran'a İran'dan e, danışıklı dövüş teklifini iddia e, iddia edildi. İranlı kuvvetler komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musavi Musevi ABD'nin kendilerine bize biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın dava bu şekilde kapansın mesajını gönderdi ileri sürüldü. E buyurun işte ya. Amerika bu. Artık Amerika'da bölgede her gün her gün her gün gerileyen bir kağıttan kaplan. Bakmayın öyle vuracağım edeceğim dediğine. Vuramaz. İkincisi vuracağım 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 deyip Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ı falan korkutup onlara daha fazla silah satmaya çalışır. Onların derdi paradır kardeşim. Dökülen kan bilmem ne şu bu önemli değildir. Amerikalıların bir sözü vardır. Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir. Amerikan savaş çarkı böyle döner. Amerikan petrol çarkı böyle döner. Yoksa bağırır durur orada karşısında dik duran birini gördü mü Bağırır durur. Karşısında Türkiye'yi dik gördüğü zaman ne yaptı? Barzani'ye sahip çıkabildi mi? Vurabildi mi? Irak'ı vurabildi mi? İran'ı, Türkiye'yi vurabildi mi? Vuramadı. Burada kilit Astana'dır. Burada kilit Batı Asya Birliği'dir. Ve bir kere daha söyleyelim o Büyük Orta Doğu projesi topraklarına gömülecek o isla, e, emperyalizm. Ben böyle biliyorum bu işi. Müzik <laughs> yani üç aşağı beş yukarı böyle gidiyor iş. Bir de yorum okuyalım. Bugün hiç köşe yazısı okumadık şu ana kadar. Bir de İbrahim Karagül'e bakalım. İbrahim Karagül de çok uzun yazıyor abi. Yani biraz özetlemeye çalışacağım ama neyse. Fırat'ın doğusuna müdahale ederseniz bu bir Türkiye savunmasıdır. Tehdit çok büyük ve yakın. Haritada Türkiye ayağı da var. CHP, Parti, Saadet ve AKP'den ayrılanlar neden sesiniz çıkmıyor demiş Karagül. Hemen hızlıca bakalım bu yazıya. Pardon. Evet. Türkiye meşru müdafaa hakkını mutlaka kullanmalı. Bedeni ne olursa olsun Fırat'ın doğusuna Suriye'nin kuzeyinden çevrelemeye... Türkiye cephesi inşa etmeye dönük hazırlıklara bilinen bütün anlam ve yöntemleriyle müdahale etmeli. Hiçbir bedel daha sonra buradan göreceğimiz zararın yanına bile yaklaşamaz. Çünkü bu iş terör meselesi değil, Suriye meselesi olmaktan ise çoktan çıktı. Doğrudan Türkiye meselesi haline geldi. Açık, çok yakın ve çok büyük. Arkadaşlar biz bunu cuma günü okuduk ya. Bu yazı o yazı. Ha? Tabii tabii. Yok bu okuduğumuz bir yazı. Bununla vakit kaybetmeyelim en iyisi. Ne yapalım? Son bir bilgi verelim, son bir yorum okuyalım. Yemen'den meşru müdafaa eylemi diye bir yazımız var, ona bakalım. Bu şeyin, Ali Rıza Taş Taşdeli'nin bir yazısı bu. Onun gözüyle nasıl görünüyor bir de ona bakalım. Şöyle diyor Suudi Arabistan'ın Milli Petrol Şirketi Aramco tesislerine 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının yankıları sürüyor. En çok cevabı aranan soru saldırıyı kimin yaptığı. Üç ayrı iddia var. ABD saldırının İran işi olduğunu iddia ediyor. ABD'nin şahin kanadı iddia ediyor. Trump'ın pek de umursadığı yok. ABD'yi İran üzerine sürmek isteyen bölgede savaş kışkırtıcılığı yapan İsrail'in desteklediği Suudiler'in işi ve Husilerin iddiası biz yaptık diyorlar. Saldırının ardından 4 yıldır ABD ve İsrail'in destek, desteğindeki Suudi Arabistan koalisyon güçleriyle savaşan Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamada saldırı üstlendiler. Güzel. Saldırının arkasından ABD Başkanı Donald Trump Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderdi. Pompeo uçakta beraberinde götürdüğü gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi. Bu saldırıyı Husiler yapmadı. Onların elinde böyle bir silah ve teknolojileri yok. Husiler yalan söylüyor. Henüz elimizde bir kanıt yok ama bu saldırıyı İran yaptı. Abi henüz elimizde bir kanıt yok ama İran yaptı. Bir devleti suçluyorsun. Gazetecilerin Suudi Arabistan ABD savunma silahları patriotlarla korunuyor. Bu saldırıyı nasıl engelleyemediler sorusuna Pompeo en iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur yanıtını veriyor. Kendini madara etmiş burada. Devam. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian saldırı üstlenen Husilerin açıklamasını pek güvenilir bulmadıklarını ifade etti. Le Drian ellerinde İran'ı suçlayacak bir bilginin olmadığını açıkladı ve bölgede tansiyon düşürme çağrısında bulundu. Fransa Genel Kurmayı Durum İstihbarat Elektronik Savaş Planlama Eski Şefi General Dominique Deleur'dan yaptığı analiz dikkat çekermiş. Bu arkadaş demiş ki Husilerin açıklamasına inandığını saldırının haklı bir nefsi müdafaa eylemi olduğunu ifade ediyor. Delaware'de e, Yemen'de Husilerin elindeki bölge ABD-İsrail ve batılı uydularınca Fransa ve İngiltere'ce desteklenen Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon tarafından 4 yıldır neredeyse her gün bombalanıyor. Husiler İran'ın desteğinde bugüne kadar direndiler diyor. Fransız General Husilerin haklı olarak Suudi Arabistan'a SİHA saldırısına bulunduğunu, bunun bir ilk olmadığını, zaman içerisinde daha gelişmiş ve daha güçlü SİHA'larla saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Emekli Fransız General Husi'lerin bu saldırısının petrolün ötesinde ABD ve Batılı koalisyona bir mesaj verdiğini söylüyor. Eğer Husi'ler kısıtlı olanaklarla ve 20 civarında SİHA ve füzelerle Suudi Arabistan'ın petrol üretimini yarıya düşüren bir eylemin başarıyorsa, bir de Suudilerin veya Amerikalıların saldırısına uğrayan İran'ın yüzlerce SİHA ve füzelerle neler yapabileceğini düşünün. 2019 İran'ı, 2003 Irak'ı değildir. Bu general diyor ki bir kez daha, körü körüne inandığınız batılı silahların sizi koruyamadığını, körfez bölgesinde güvenliğin ancak komşu ülkelerle işbirliği içinde batılıların iç işlerinize burunlarını sokmalarını reddettiğinizde sağlanacağını bilin. Evet, durum budur arkadaşlar. Körfezde durum budur. Başka konularımız var. Mesela FETÖ var, IMF ile ilişkiler var. Dedim ya Ergene o konu bulduk falan. Bu konuları da ikinci bölümde işleyeceğiz bir ara. Evet televizyon gazetesine devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz içeriye dönelim. Körfez'de fazla dolaştık. İçeride önemlice bir başlık. Önemlice diyorum ama bayağı önemli bir başlık. Aydınlığı manşeti. IMF ile gizli görüştüler. CHP sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Ankara Hilton Oteli'nde IMF yetkilileriyle gizlice bir araya geldi. Niye gizli kardeşim? Yani görüşün olsun bitsin. Daha önce partilerle tek tek görüşen IMF'nin bu yıl Millet İttifakı ile görüşmesi dikkat çekti. IMF üye ülkelerin ekonomik gelişmelerinin dördüncü madde konsültasyon çalışması çerçevesinde yılda bir kez gözden geçiriyor. Fon uzmanları, kamu kuruluşlarının dışında iş dünyası, sendikalar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra muhalefet partileriyle de görüşmeler yapıyor. Görüşmeler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildiriliyor. Fakat Hilton Oteli'nde yapılan görüşmenin heyetin programında olmadığı öğrenildi. Konuyu İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı'ya sorduk. Paçacı, Durmuş Bey bana daha önce bilgi verdi böyle bir toplantı olacağını ama IMF nedir onları onlar bilmiyorum yani dedi. Yılmaz'ın parti adına mı bireysel mi katıldığını sorduğumuzda da Paçacı onu tam olarak bilmiyorum ama partimizin milletvekildir. Parti adına da katılsa, kendi adına da katılsa bizim için herhangi bir problem olmaz yanıtını verdi. Öztrak konuşmuş. Görüşmeyi sorduğumuz CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İMF'nin dördüncü madde konsültasyon çalışması çerçevesi, çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. Neden basına duyurulmadı sorumuz üzerine buna gerek görmediklerini ifade etti. Hükümet görüşüyor ama her görüşmesini bildirmiyor diye konuştu. Görüşmeyi sorduğumuz Durmuş Yılmaz sinirlendi bağırarak nereden çıkardınız bu haberi benim neyde görüşmem varmış haberi de yaptınız daha sorulacak soru yok bunlar rutin işler dedi. Paçacı <laughs> yerine neden kendisinin katıldığı sorumuza yılmaz. Ona gidin partiye sorun. Bana sormayın yanıtını verdi. İyi de durmuş bey, niye bağırıyorsunuz ki? Ne bağırıyorsun ki? Ne ne var? Bak, Öztrak kabul ediyor. Paçacı kabul ediyor. Nereden çıkardınız bu haberi? Benim neye görüşmem varmış? Bağırınca ne oluyor? Görüşmemiş mi oluyorsun? E, görüştün işte. Da niye gizli görüştün? Ha? Niye gizli görüştün? Şimdi muhalefet partisisin Elinde merkez bankası yok, bir şey yok, şu yok, bu yok. E, ne yapacaksın, derdin ne? Valla ben anlamadım bu işten. Ekonomist Hakan Topkurlu hatta e, bir bilene soralım. Hakan Bey merhabalar. Merhaba Sayın Devlet. İyi yayınlar <laughs> dilerim. Valla sizler rahatsız ediyoruz ama sabah sabah şimdi hakikaten anlamadım. Yani e, muhalefet, ve muhalefet partileriyle sadece görüşüyor IMF ve gizli görüşüyor. Niye? Niye gizli ya görüşür? Bir ne kere, görüşür? Sayın Nebiler ya çok fesatsınız. Bir tanesi ben Merkez saklamadım. Bankası Başkanlığı. bir tanesi Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. Ne ee, bir tane Hazine Müsteşarlığı yapmış adam. Bunların dostlukları, arkadaşlıkları olamaz mı? Belki bir şeyler yiyip içtiler beraber. Eskileri yad ettiler. Nereden biliyorsunuz? Ha. Yani işin şakası. Ha <laughs> i̇şin yani şey e, böyle yok dördüncü konsültasyon toplantısı falan değil. Beraber Fenerbahçe maçını seyrettiler ya da Galatasaray maçını geyik yaptılar diyorsunuz. Geyik yaptılar. <laughs> şimdi efendim yani... tabii bu işin şakası şimdi e, bir kere e, 1980'den sonra oluşan tüm partiler e, meclisteki bulunan partiler ee, neoliberal sistemin getirip önümüze koyduğu partiler istediği kadar yok eskiden şu kökü vardı bu kökü vardı desin. Hepsi e, emperyalizmin ekonomik ideolojisiyle e, yönetilmeye e, alışmış ve bunun haricinde başka bir sistemi düşünemeyen partiler. E, muhalefet e, bugünkü Halk Partisi ve İyi Parti ee, bakın ekonomik programlarına kendileri e, yok e, AK Parti şöyledir e, Tayyip Erdoğan böyledir o yemiştir bu içmiştir der ama hepsinin gerçek yüzü ekonomik programlarında görülür ekonomik programları AK Parti'nin ekonomik programından farklı değildir Özal'ın programından da farklı değildir Tansu programından da farklı değildir hepsi Neoliberal sistem, liberal özgürlükçü sistem adı altında emperyalizmin getirip dayattığı e, gelişmekte olan ülkelere, ulus devletlere e, dayattığı ekonomik programın takipçisidirler. E, biliyorsunuz e, Türkiye e, son bir yıldan beri çok ciddi bir e, ekonomik sarsıntı içinde ve o, bu ekonomik sarsıntı devam ediyor. E, bu... Ee, AK Parti iktidarının tek başına bu işi götüremeyeceğini gösteriyor ki zaten gizli ortağı var MHP ee, Amerikancı kanat e, yani e, muhalefette bulunan e, Millet İttifakı eee IMF ile görüşme yaparak e, neler yapabileceklerini görüşüyorlardır. Ben başka bir şey diyemiyorum. Eğer Fenerbahçe Galatasaray Geyi yapmıyorlarsa. Peki e, Türkiye için iyi güzel neler yapabileceklerini görüşüyorlarsa IMF ile. Niye gizli? Bakın dün akşam ben e, T çocukluk arkadaşım e, SAPKO'nun kardeşi Muharrem'le oturdum. E, kameralar e, otelin e, güvenlik kameraları bilmem hiç umurumuzda olmadı. Yoldan gelip geçenler Halil ne haber dedi, Muharrem ne haber dedi. Yani ne var bunda? Niye gizli? Efendim. Madem tanesi... öyle, madem görüşmenin e, içeriği öyle, niye gizli? Niye çaktırmadan gidiyorlar? Şimdi efendim bir kere biliyorsunuz eee Niye demeyin tabii. Tabii, hayır, hayır, hayır. Bir kere biliyorsunuz IMF'nin dünyada kredibilitesi çok ciddi oranda düştü. Türkiye'de de bu e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı e, biz IMF'ye borçlarımızı ödedik hatta borç veriyoruz falan Feşmekan dedi. Ve Türkiye'de IMF ile görüşmek artık bir zul haline geldi. En son Arjantin'de IMF programı uygulayan Arjantin'de e, IMF programlarından resmen vazgeçtiğini söylemedi ama Yaptığı uygulamalarla Kambiyo kontrolüne geçerek Esas olarak özde IMF programlarından Vazgeçti Şimdi ben tabii gizliliğin Nedenini nasıl söyleyeyim Bilemiyorum da ama bana Şöyle geliyor IMF ile e, Açık açık görüşmek Partilerin Kendi kredileri açısından da e, Zayıflatıcı ve e, Kredi kaybettirici Bir şey diye düşünüyorum Onun için Gizli görüşme yapmışlardır diye düşünüyorum. Peki. Yok. Son bir şey o zaman e, Sayın Topkurlu. E, son bir şey şu. E, çok kısa bir süre önce Sayın Abdullah Gül, bir önceki Cumhurbaşkanı dedi ki e, Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir Türkiye benim görüştüğüm e, finans kuruluşları yabancı finans kuruluşları para vermeyecek ama bana vereceklerine söz verdiler. Ha Ali, Ali Babacan yaptı galiba bu açıklamayı değil mi? Gül de yaptı, Babacan da öyle bir şey Babacan, Gül yaptı evet, diye evet. tabi böyle bir açıklama oldu. Şimdi ben şöyle mi düşüneyim? Ya biz e, IMF ile ya, yapılan görüşmede ya biz bunları nasıl düşürürsek e, siz bize para verirsiniz? Böyle bir e, gizli ajanda mı söz konusu acaba? Çok mümkündür. Çok mümkündür. Biliyorsunuz önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eee AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül bunlar şey yeni partiler kuruyorlar. Halk Partisi, İyi Parti, gizli ortakları, HDP bunları hep birlikte iktidara gelmeyi planlıyorlar. Bunun tabii ekonomik bacağı da olacak. O ekonomik bacağı şu andan itibaren örgütleme çalışması da olabilir bu. Anladım. Yani son 50-60 yıldır Türkiye'de herkesin bela okuduğu IMF ile açıktan açığa görüşemediler tabii diyeceğiz Yani o zaman. Bence biraz öyle. Evet. evet. Açık Açıktan açığa görüşemediler. Ben ben de öyle düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Arkadaşlar tabi e, Sayın Hakan Topkurlu'nun açıklaması bu. Bir de IMF'de bir direktörümüz var bizim. E, Raci Bey miydi? Neydi? E, pardon bir bakayım hemen neredeydi o açıklama? Bana geldi o açıklama WhatsApp'tan. Ha, e, Uluslararası Para Fonu IMF icra Direktörü Raci Kaya IMF heyetince CHP ve İyi Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin heyetle yapılan toplantılar boyunca öyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan Meşruiyet dışı bu toplantı Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir ifadesini kullandı. Ulusal Kanal Haber Merkezi bunun haberini yapmış. Hemen bir haberine bakalım. Ee, ne deniyor? Sonra devam edelim. A. O zaman açıklamanın devamını okuyacağız demektir. Haber hazır değilmiş. Efendim ee, Raci Kaya yaptığı yazılı açıklamada IMF heyetince CHP ve İyi Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi. Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olduğunu aktardı. Kaya bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden yani İyi Parti ve CHP ile görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkat çekerek, Buna rağmen böylesi saklanan meşruiyet dışı bu toplantı Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Ne diyorsunuz bu siz demiş Racıkaya? Peki e, bunu Trump'ın ekonominizi, ekonominizi mahvederim sözleriyle süslersem ne yapacaksınız? Bir ekonomiyi mahvetme planı üstünde çalışıyorsunuz. Bana öyle geliyor dersem ne yapacaksınız? Ne tarafından tutarsanız tutun fiyasko bir görüşme. Ne tarafından tutarsanız tutun ayıplı bir görüşme. Ayıplı. Tek görüşme o olsa. Bakın parasını Almanya veriyor. Almanya'da bir toplantı düzenleniyor. Kimler kimlerle görüşüyor ve sonuç ne çıkıyor? Türk anayasasını esas almayacaklar. Görüşen görüşene, görüşen görüşene hey yavrum hey kimler kimlerle yan yana geliyor. Kimler kimlerle yan yana geliyor. PKK'ya yakın ANF e internet sitesinden duyurulan ve önceki gün Berlin'de başlayan Demokratik Türkiye konferansı dün de devam etti. Almanya'nın himayesinde. Bakın Almanya bir toplantıyı himaye ediyor. Özgür Almanya Birliği adlı kuruluş, kuruluş finanse ediyor bu toplantıyı ve toplantıda Demokratik Türkiye konuşuluyor. Almanya'nın da çok umurundaydı demokratik Türkiye değil mi? Belli konular çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının sonuç bildirisini birlikte hazırladıkları bildirildi. Söz konusu çalışma gruplarının açıklamaları ve yayınladıkları yazılara bakılırsa, bakılırsa sonuç bildirisinin ana hatları şöyle. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine özellik talebi. Eşhedü en la ilahe illallah. Buna bağlı olarak ana dilde eğitim. Onu zaten İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapmaya başladı. Vergilerin yerel yönetimlere bırakılması o oldu tabii. Toplumsal yapının bütünüyle etnik ve mezhepsel temeli oturtulması. Yugoslavya olacağız yani öyle mi? Hukuki konularda Türk Anayasası'nı değil uluslararası anlaşmalara esas almak gerektiğine özellikle vurgu yapıyor, yapılıyor. Peki e, bu toplantıya katılan kişilere sorayım. Siz Almanya'nın anayasasının değil uluslararası anlaşmaların esas alınacağını söyleseniz Almanya'da bir dakika tutarlar mı sizi? Tutarlar ama cezaevlerinde tutarlar. Ne söylüyorsunuz siz ya? İspanya anayasası madde 10, paragraf 2, Portekiz anayasası madde 16 örnek gösteriliyormuş. HDP İspanya'da yalnız Katalanların başına neler geldiğini gördünüz. Katalan özerkçilerin başına, Katalanların demeyelim de. HDPKK'yı kurtarma toplantısı olarak değerlendirilen ve iki gün süren konferansa PKK'ya yakınlığıyla bilinen isimler ve firari FETÖ'cülerle CHP Saadet Partisi ve HDP milletvekilleri katıldı. Liberaller PKK'ya yakın dernekler Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı bildiri imzalayan barış akademisyenleri düzenleyici konuşmacı ya da komisyon görevlisi olarak toplantıda aktif rol aldılar. Ağırlıklı olarak HDPKK Taraftarlarınca yürütülen toplantının katılımcıları arasında batıcı sözde aydınlar da vardı. Tırnak içinde verin onu. Bazılarını e, sunalım. Can Dündar. Demokratik Türkiye için toplumsal sözleşme arayışı toplantısında ilk olarak söz alan gazeteci yazar Can Dündar, Türkiye'de bitmiş bir dönemi yargılama yerine yeni bir dönemin inşası için çalışmaları gerektiğini belirtti. Dündar bir web sitesiyle televizyon istasyonu kurulmasını önerdi. Can be, e, sen çok geride kalmışsın ya. Hakikaten. Almanya sana yaramamış. Niye diye? Diyeceksin ki neye? Şundan. E zaten Amerika'nın sesi, İngiliz BBC, Deutsche Welle. E bunlar geldiler Türkiye'de ortak televizyon kurdular Türkiye aleyhine yayın yapmak için. Senin televizyonuna ihtiyaç kalmadı ki. Alman Federal Meclisi'nin sol partili üyesi Gökay Bulut AKP MHP faşizminin ancak üçüncü yolu inşa ederek yıkılacağını belirtirken, Kürt siyasetçi Hatip Dicle, mecliste Kürt sorununun çözülmesi için diyalog süreci başlatılmalı, siyasi tutuklulara af sağlanmalı dedi. Onlar siyasi tutuklu değil ki terörist. Bir ikincisi, mecliste Kürt sorununun çözülmesi diyor Hatip Dicle. E onu zaten Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor Hatip Bey. Söylüyor onu. Eser Karakaş, Kürt sorununun, bu da e, liberalin önde gideni, Kürt sorununun çözülmesi için Türk Anayasası'nın birçok maddesinin değişmesi gerektiğini kaydederken gazeteci Ergün Baba Han, bu da FETÖ'cünün önde gideni, ee, eğer, 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 yukarıda arkadaşlar devamı bunun, yukarıda arkadaşlar bunun devamı, nerede? Yok. A, devam yok. <laughs> eğer de kalmışız. Ha eğer Türk Kürt sorunu çözemezse çökecektir. Türkiye Kürt sorunu ya hadi gidin ya. Türkiye çökecekmiş. Oldu. Sana soracaktı Türkiye çöküp çökmeyeceğini. Eski HDP milletvekili Turgut Öker, bileşenin tabana yayılması ve daha fazla kesimi kapsamasının önemine dikkat çekti. Bakın hep neye vurgu yapıyorlar? CHP, HDP, İyi Parti işbirliğine vurgu yapıyorlar. Eser Karakaş özellikle anayasanın 7. maddesinin değiştirilmesi üzerinde durmuş. Mustafa Altıoklar, Özgür Alman Birliği'nden bir yıl daha para alabileceğiz dedi. Ha bütün derdiniz bu işte. Daha ne uzatıyorsun adam Türkçesini söylemiş. Yaşasın demiş. Toplantıyı yaptık. Türkiye aleyhine ağzımıza geleni söyledik. Özgür Alman Birliği'nden bir yıl daha para alabileceğiz demiş. Daha ne konuşuyoruz ya. Katılan gruplara ve görev alanlara bakın. Barış, Demokrasi ve Özgürlük, Çetin Gürer, Faysal Sarı Yıldız bu. Faysal Sarı Yıldız e, evinde mi, arabasında mı ne? PKK'lı sakladığı için kaçan e, eski HDP milletvekili. Nur Selay Fatih Yıldız. Kadın, LGBTİQ, Ekoloji, Besim Kanca, Mehmet Cengiz, Latife Pagan. E, Tuncay Yılmaz, Latife Akgül, Süleyman Gülcan, Baki Selçuk, Mustafa Sarı Sülük. <laughs> Neyse hadi bunların reklamını yapmayalım daha fazla. Ha Ertuğrul Kürkçü. Mesela orada ne diyeyim Ahmet Nesin Türkiye'de basın özgürlüğüne Ahmet Nesin'i anlatacakmış. Adam kalmadı Türkiye'de gazeteci kalmadı değil mi? Ama en güzeli şu Mustafa Altıoklar çok net söylüyor bak. Özgür Alman Birliği'nden bir yıl daha para alabileceğiz. Şimdi HDP'li deyin, CHP'li deyin bilmem neli deyin Aydın deyin, Kara deyin para peşinde bunlar. Bir para peşinde İki, bağlı oldukları örgütler PKK, FETÖ, bilmem ne onların taleplerini yerine, yerine getiriyorlar. Yani dikkate almıyoruz kardeşim. Ama dikkate alacağımız yapılanmalar da var. Mesela FETÖ yapılanması. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yanımda olsam bir çalışması var bu anlamda. FETÖ yeniden yapılanıyor diye. Emniyetin iki numarasından çarpıcı tespit, hain örgüt kriptolarını sahaya sürüp birçok ilde ayağa kalkmaya çalışıyor. Darbe girişimi sonrası kararlı mücadele FETÖ'nün belini kırdı ancak terör örgütü hain planlarını yine devreye sokmaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına tayin edilen İbrahim Kulular eski görev yeri Kayseri'deki tabloyu şöyle anlattı. Yeni imam ve ablalar tayin etmişler, operasyonla 27 kişiyi aldık. Bitmeyi bırakın, yeniden yapılanmaları var. Bu örgüt 132 ülkede hala faal, ticarete devam ediyorlar, okullara açık. Türkiye aleyhine kulis yapıyorlar, böyle bir örgütün bitmesi ham meselesi olamaz. Ülkenin, ülkenin bütün kollarına yayılmış, STK'lar dahil toplumda her yere sızmış bu örgütle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ee, ne diyor? FETÖ, FETÖ ve PKK'ya yakın isimler Almanya'nın başkentinde buluştu. Ha, biraz önce verdiğimiz isimler kimler katılmış? Ergun Babağan, Can Dündar, Eser Karakaş, CHP'li Ali Şeker, Saadet Partili Cihangir İslam, HDP'li Mithat Sancar. Çok iyi ya. Aferin, aferin. Ee, ama bu uyarılar, FETÖ yeniden yapılanıyor uyarıları bizim zamanında 15 Temmuz ayaklanmasının hemen birinci haftasında dile getirdiğimiz bir uyarıyı akıllarınıza getirsin. FETÖ ile mücadele bir karargah olmadan olmaz. Bir karargah olacak bu işin. Ve FETÖ'yü en iyi bilen adamlar bu karargaha yerleşecek. Bir tek Tayyip Erdoğan'ın olmaz. Bir tek şunla bir tek bununla olmaz. FETÖ üzerine yıllarca çalışmış adamlar var Türkiye'de. Onların ciğerlerini bilenler, inlerine girenler var. O karargahı oluşturacaksınız. Ha, Bir uyarı da Fahrettin Aslan'dan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Aslan'dan Amerikalılar'a gelmiş ama. Amerikalılar'a demiş ki, ne demiş? Dikkat edin demiş. Her yerdeler. Her yerdeler. Geniş Şafak'taydı haber hatırladığım kadarıyla. Dikkat edin her yerdeler. Hatta onunla da kalmamış bir video hazırlamış. Tamam abi dur daha oraya gelmedik. Kendi aramızda konuşuyoruz bu arada. <laughs> dur bozma. Dur önce şu Yeni Şafak'ta haberi bir görelim. Değil mi? Nerede haber? Ne? Yeni Şafak'ta mı yokmuş? Nasıl yokmuş? Eşşeden Laf sokmaya gelince varsınız ha. İyi hadi tamam sizin dediğiniz olsun. Ulusal Kanal... Şimdi de komik oldu. Ulusal Kanal Haber Merkezi bu Fahrettin Altun'un e, her yerdeler açıklamasını, Amerikan vatandaşlarına yönelik açıklamasını haber yapmış. Haberi izleyelim. Living in Pennsylvania. Bu görüntüler Cumhurbaşkanlığı tarafından Amerika'yı uyarmak için yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yalnızca Türkiye'nin problemi değil diyerek sosyal medyada yayınladığı video aracılığıyla FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Sevgili Amerikalılar, FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük sorununuz. Dikkat edin, her yerdeler. Allah onların evlerine ateşler salsın. Söz konusu videoda Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan şeytani ve suça bulaşmış bir ağa kılcal damarlarına kadar kontrol ettiği belirtiliyor. Videoda 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine de dikkat çekiliyor. Ancak FETÖ'nün faaliyetlerinin Türkiye ile sınırlı olmadığı vurgulanıyor. Fetö'nün ABD'de toplam 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü 200 civarında okulu bulunduğu, örgüt üyelerinin charter okul sistemi aracılığıyla yasa dışı para akışı ve hileli işler gerçekleştirdiği de altı çizilen bilgiler arasında. ABD vatandaşlarına vergileriniz görmek istediğiniz gibi mi harcanıyor sorusunun sorulduğu video Amerikan vergi mükelleflerinin fonları aracılığıyla bir suç örgütünün finanse edilmesine izin vermeyin. Onları koruyan insanları bundan sorumlu tutun uyarısıyla son buluyor. Aslında <laughs> Amerikan vatandaşlarına, ne bileyim Pakistan vatandaşlarına, Kongo vatandaşlarına bu tür çalışmalar bence ee, e, uyarıcı olur. E, daha fazla yapılması gerekir. E, bir mücadele edenler var, bir de Hee! diyenler var. Hee! Diyenlerden biri de maalesef İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bir maklube tartışması çıktı Sabah gazetesiyle ile Adalet Bakanı arasında. Adalet Bakanı e, valla e, biz vaktiyle fetöyle e, birlikte e, vaktiyle e, maklubeye kaşıkla birlikte kaşık alanların bize fetö ile mücadelede akıl vermesini kabul etmiyorum demişti. E, cevap e, başka taraftan geldi. Meral Akşener konuştu. Meral Akşener'den maklube çıkışı e, kaşık sallayan değil pişirenleri biliyorum. Eee? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin üyelik kampanyası kapsamında önceki gün İstanbul'daydı. Erken seçim iddiaları ve AKP içinde başlayan maklube tartışmalarıyla ilgili konuştu. Yeni Çağ'ın haberine göre Gaziler Haftası nedeniyle Gazi ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde buluşan Akşener, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ dersi vermesin sözlerine şu karşılığı verdi. Maklube yiyenler değil, Diğer maklubeyi yiyenleri yakından bilir. Maklubeyi yiyenler diğer maklubeyi yiyenleri yakından bilir. Adalet Bakanı'ndan beklentimiz FETÖ ile ilgili kararlılık ve dikkattir. Kendi aralarındaki söz düellosundan gördüğümüz şu, bir FETÖ borsası açıldı. Ben de katkıda bulunmak istiyorum. E, bu mücadeleye. Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum. O yüzden ifade verme konusunda haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak. Umarım Adalet Bakanı bu defa bu ifademin alınmasını sağlar diye düşünüyorum. Erken seçim beklemediğini de sözlerine ekleyen e, şu su bu su. Kaşık sallayanları değil pişirenleri biliyorum. İyi. Milat olarak 17-25 miydi? Bence değil. Milat olarak neydi? Bana sorarsanız 1950 idi. Komünizmle mücadele dernekleri bilmem ne FETÖ'cüler o sırada devlete sızmaya başladılar. Ama hadi 17-25 olsun. <laughs> Meral Akşener Türkiye'de yaşamıyor muydu? Yaşıyordu. Hadi 15 Temmuz darbe gecesi olsun. Niye ertesi gün çıkıp söylemiyorsunuz? Maklubeyi kaşık sallayanlar değil, pişirenler şunlardır diye. öyle kenarda duvarın arkasına gizlenmişler böyle ne ile mücadele edilir ne bir muhalefet yapılır ne bir şey. Hiçbir şey yapılmaz. Bak elin yavru Meral Akşener'den daha açık davranıyor. Katipiri. Tutuyor en baba FETÖ'cüyle fotoğraf çektiriyor ve sosyal medyada yayınlıyor bunu. Sarmaş dolaş hem de. Katipiri yine FETÖ'cülerle sarmaş dolaş. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Katipiri terör örgütlerine açıkça destek vermeye devam ediyor. Evet, evet, evet. Avrupa Birliği'nde Türkiye aleyhine çalışmaları önderlik eden Piri, Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir'le fotoğraflarını Twitter'dan paylaşarak Büyük bir skandala imza attı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir'le birlikte çekilmiş fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir hakkında Alkaner Aykan Erdemir'in nöbetçi hakim Kemal varlığına el konmasına karar verilmişti. Takvimin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nunca FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin, ilişkin yürütülen soruşturmada ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılama tanık listesinde ismi bulunan ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile çalma suçundan yakalama kararı bulunuyor. FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve New York Bölge Mahkemesi'nde görülen davada tanık listesinde de adı bulunan şüphelinin hali hazırda firari olduğu, olduğunu belirtilen hakimliğin kararında gerek elde edilen bulgular gerekse dosya içerisinde örneğin sunulan rapor içeriğinde de anlaşılacağı üzere şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak mal varlığı ve değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olup olmadığının araştırılması ve mal varlığı değerlerini kaçırmalarının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair emarelerin bulunduğu ifadelerine yer verildi. Kim bu arkadaş? Bu arkadaş Aykan Erdemir. Bu arada 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan toplantıya ilişkin fotoğraflarında soruşturmaya konuldu, soruşturma dosyasında konulduğunu konuldu öğrenildi. Kim bu arkadaş? Aykan Erdemir. Nerede bunun fotoğrafı? Ha, ee, bir dakika. Aykan Ardemir'i anladık. Katipiri kim? Avrupa Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmaları önderlik eden Katipiri, Şubat ayında, Şubat ayında Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu. Katipiri, Avrupa Parlamentosu ABD'de oy veren kesimi temsil ediyor. Avrupa Birliği'nde oy veren kesimi temsil ediyor. Türkiye'nin katılım süreci gibi. Önemli konularda pozisyon belirliyoruz. Benim beklentim Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin tıpkı bugün yaptığı gibi iki hafta içinde Avrupa Parlamentosu'nun büyük bir çoğunluğunun Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alması yönünde karar vermesi diye açıklama yapmıştı. Teröre verdiği destekle bilinen Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri daha önce de Can Dündar ve PKK'nın siyasi uzansı HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmıştı. Firari FETÖ'cü, eskici HEP'e milletvekili Aykan Demir, Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan'a da Twitter hesabından destek vermişti. How to win elections? Kim kazanır demiş. <laughs> 40 yaş altı liderler kazanır demiş. Bu kadar mıdır? Bu kadardır. Peki ilk fotoğrafa dönelim. İlk fotoğrafa. Arkadaşlar bu adam FETÖ'cü aranıyor. Bu hanımefendi Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü. Bu adam bir terör örgütünün mensubu olduğu için aranıyor. Bu kadın bize demokrasi anlatıyor. Nasıl olacak? Diyelim bu adam Aykan Erdemir olmasın da Duran Kalkan olsun. Aynı şey değil mi? O da terör örgütü, bu da terör örgütü. Buna niye ses çıkmıyor? Bir şey daha soracağım. CHP 19 Mayıs kutlamaları için kimi davet etmişti? Bu hanımefendiyi, Katipir'i. E nasıl olacak? Bu adamı kim milletvekili adayı yaptı? CHP. E nasıl olacak? Ondan sonra siz bana CHP'ye amma laf söylüyorsunuz. Bu adam Vatan Partisi listelerinden milletvekili adayı olmadı ki. Nereden oldu? CHP'den. Daha sonra ne oldu? Terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Ve sarmaş dolaş Avrupa. Sonra bu Avrupa Parlamentosu bana demokrasi dersi verecek. Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması diyecek. Bilmem ne diyecek. Almazsanız. Almazsınız. O kadar söyleyeyim. Daha ne söyleyeyim arkadaşlar Şimdi bakın Algıyla değil, olguyla hareket edin der bizim arkadaşlarımız. Algı nedir? Ee, i̇şte bir sivil toplum kuruş, kuruluşudur cemaat. Algı başka ne der? Dindar adamlar bunlar, camiye gidiyorlar. Olgu ne der? Emperyalizmin 50'lerden itibaren Türkiye'de oluşturduğu bir casusluk ve operasyon örgütüdür, bir terör örgütüdür der. Ama algılarına güvenip, algılarına dayanıp, FETÖ'yü terör örgütü olarak göremeyenler, onları mağdur görenler var. Onları muhalif görenler var. İşte bu fotoğraflar onların eseri. Ya da planlı bir biçimde o terörü destekleyenler var. Avrupa Birliği gibi, Amerika gibi. Olgu nedir? Bakın, algıyla olgu arasındaki farkı İslamcı kesimden bir kişinin oğlu ile ilgili sözlerine bakarak anlayabiliriz. Bu kişi diyor ki keşke vaktinde paşayı dinleseydik. Keşke dinleseydiniz. Keşke dinleseydiniz. Evet, o yazıyı bekliyorum arkadaşlar. Keşke vaktiyle Paşa'yı dinleseydik yazısını. Ne oldu? Hı? Sıkıntı mı var? Varsa ben bulayım. <laughs> bir de onu söyledim. Sen bulabilirsen iyi olur abi diye. Ya bu niye? Sorun mu var? Ama çok ibret verici bir yazı. Bir dakika. Ee, şuradan bulalım bakalım hemen. Bir dakika arkadaşlar, bir dakikacık, bir dakikacık, bir dakikacık. Zor da değil yani. Zor da değil. Hemen bulacağız. Bakayım. Vallahi ben de bulamadım yazıyı ama yazı şöyle. Süleymancılardan önemli bir dini lider diyeyim. Süleymancı tarikatından. Oğluyla konuşuyor. Oğlu diyor ki, baba diyor biz bir cemaatle, o cemaatin gençleriyle birlikte oluyoruz. Camilere gidiyoruz işte. Ondan sonra şey yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? İşte birlikte namaz kılıyoruz, sohbetler yapıyoruz falan. Eee ee, ne dersin diyor, bir itirazın var mı? Ya ne itirazım olacak diyor, adamlar namaz kılıyormuş, işte camiye gidiyormuşsunuz, dini sohbetler yapıyormuşsunuz. bir itirazım olmaz. Ee, hangi grup bakayım onlar diyor. Ee, vallahi bunlar diyor, e, Fethullahçılar diye biliniyorlar diyor. Ha iyi tamam tamam, mesele yok diyor. Sonra aradan bir süre geçiyor. Ee, çocuk da askerdeki komutanına çok bağlı bir çocuk. Eee komutanıyla arada sırada görüşüyor. Komutan da bunu çok seviyor. Bir gün komutan diyor çocuklarını da götür seveyim. Ne güzel çocukların var. Ee, i̇şte böyle iyi bir muhabbet var aralarında. Keşke paşayı dinleseydik de. Ha, yazıyı buldum. Aydınlıkta ya arkadaşlar. Ee, niye bulamadınız onu anlayamadım ki. Bakın. Akit yazarı Ali Sandıkçıoğlu yıllar önce bakın bu algı ile olgu arasındaki fark budur. Şimdi bize diyorlar ya cezaevlerinde mağdur dolu bilmem ne, hayır kardeşim cezaevlerinde PKK'lılarla FETÖ'cüler var. FETÖ bir, bir sivil toplum kurumu değildir, bir terör örgütüdür, bir dini cemaat değildir. Muhalif hiç değildir. Hiç. Olay şu, akit yazarı Ali Sandıkçıoğlu. Yıllar önce feto konusundaki uyarılarını onlar din düşmanı diyerek dinlemediği General Nedim Erden'den helallik istedi. Sandıkçıoğlu tüm tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerinin tamamen e, tamamının denetlenmesi çağrısında bulundu. Yıllar önce oğlunu FETÖ'cülerle görüşmesi için teşvik ettiğini belirten Ali, e, akit yazarı Ali Sandıkçıoğlu, Nedim Erden Paşa'nın uyarılarına ise çok sert karşılık verdiğini belirtti. Sandıkçıoğlu'nun yıllar önce bizleri uyarmıştı ama başlıklı yazının satır başları şöyle. Yaklaşık 8-9 sene önceydi. Almanya'daydım. İkinci oğlum İrfan beni telefonla arar. Bir konuda benden izin ister. Baba, ben bazı gençlerle arkadaş oldum. Onlarla zaman zaman Eyüp Sultan'a gidiyoruz, namaz kılıyoruz. Bazen iş yerlerimizde toplantı yapıyor, kahvaltılı sohbetler ediyoruz. Ne dersin? Ben kendisine o arkadaşların kimdir, nedir, hangi cemaat, hangi gruptandırlar diye sordum. Baba Fetullah hocaya bağlı genç iş adamlar cevabını verdi. Ben de olur dedim. En azından camiye gidiyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Dini bir cemaat. Dine hizmet ediyorlar, gençleri yetiştiriyorlar. Onlardan zarar gelmez dedim. İzin verdim. Herkes gibi biz de onların bir hizmet grubu olduğuna inanıyorduk. Oğlumun yanında askerlik yaptığı Nedim Erdem, son rütbesi Tuğ Generaldi. Oğlum İrfan'ı çok sevmiş, vefatı anına kadar irtibatları devam etmişti. Zaman zaman İrfan'ın çocuklarını çağırır, tepeden tırnağa paşa giydirir. Bazen özlediği zaman İrfan'ı arar, çocukları al getir, biraz seveyim dermiş. Bir gün İrfan komutanının evine ziyarete gider. Komutanım ben böyle böyle yapıyorum, falanca gençlerle arkadaş oldum, onlarla namaza sohbete, toplantılara, cami kahva, camilere kahvaltılara katılıyorum der. Komutanı İrfana babanın haberi var mı der? Paşa benim din adamı olduğumu ve Süleyman Efendi Hazretlerine bağlı olduğumu biliyordu. Yüz yüze hiç görüşmedik. İrfan var, babam izin verdiler. der. Paşa büyük bir hayret içinde. Nasıl olur? Baban milliyetçi, dindar, vatanını seven bir insan. Sana nasıl olur da izin verir? Baban onların Türk devletinin sinsi bir düşmanı olduğunu bilmiyor mu der ve üzüldüğünü beyan eder. Oğlum eve dönünce beni tekrar arar. Ben rahmetli eşimle beraber Almanya'dayım. Baba paşayı ziyarete gittim. Paşa bana böyle böyle diyor. Ben oğluma telefonda sesim çıktığı kadar bağırdım. Senin paşan dindarlara düşmandır, onlar şudur, onlar budur, yanlış söylüyor, şöyledir, böyledir diye. Oysa kısa bir süre önce kurmay albaylıktan tuha yükselen paşanın oğlu Berker'den çok milliyetçi ve başarılı bir Türk subayıydı. İçeride ve dışarıdaki devletimizin düşmanları ağa babalarından aldıkları talimatla onu İzmir'deki bürosunda şehit etmiş ve kendi intihar ettiği süsünü vermişlerdi. Paşanın kızı da o tarihlerde İstanbul'da çok önemli bir devlet kurumunda görevliydi. Annesi rahmetli olunca babasına hizmet edebilmek için istifa ederek ayrılmıştı. Vefat edinceye kadar babasının hizmetinde olmuştu. Meğerse FETÖ'yü ve yaptıklarını, ilişkilerini, kimlerin başası olduklarını, hain planlarını çok iyi biliyorlardı paşa. Paşa'ya gıyabında öfkelenmiş kızmıştım. Ne var ki ben yanılmışım. Allah beni affeylesin. Bizler hizmet, hizmet, himmet, himmet reklamlarına bir başka cemaatin mensubu olsak da ne yazık ve inanmıştık ve kanmıştık. Daha doğrusu bütün millet gibi ben de kandırılmıştım. Ee, buradan Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bütün devlet yöneticilerimize, büyüklerimize bizzat yaşadığım bu tarihi hatıranı paylaşırken şunu istirham ediyorum. Türkiye'de ne kadar dernek, vakıf, cemaat, spor kulübü, mesleki vakıflar ve dernekler, cemaat, cemiyet ve tarikatlar benzer oluşumlar varsa bunların tümü ve idare ettikleri marketler, yazılı görsel basın kuruluşları, özel okullar, hastaneler, gelirleri giderleri nelerdir? Yurtdışı bağlantıları var mıdır? Sermayenin ana kaynakları nelerdir? Hepsi denetlensin. Hepsi denetlensin. Ee, paşa'dan da özür dilerim diyor. Allah taksiratını affetsin. Gördünüz mü? Algı şudur. Cemaat dinle uğraşır. iyi adamlardır. Camiye giderler. Paşa askerdir. Din düşmanıdır. E sonunda ne çıkıyor? Olgu ne çıkıyor? Dindardır. Camiye gider dediğin cemaat terör örgütü çıkıyor. Din düşmanıdır dediğin paşanın dediklerine uysaydın başına hiçbir şey gelmeyecekti Türkiye'nin diye bir sonuç çıkıyor ortaya. Bunu CHP için de söylüyorum, HDP için de söylüyorum. Herkes algılara değil, olgulara göre hareket etsin. Aha bu adamcağız başına geleni anlamış. Algıya değil, olguya bakacaksınız. Yarın saat 10'da buradayım, yarın saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 10'a kadar değil, biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı ya? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.